Arkadaşlar selam. Bugün sizlere okumuş olduğum üniversite olan Süleyman Demirel Üniversitesi'ni tanıtacağım. Hem de bir vlog şeklinde olacak. Yemekhanesine gireceğiz, fakültelere gireceğiz, kendi sınıfıma gireceğim. Amfiyi göstereceğim, kantini vesaire. Kütüphanede ortamının nasıl olduğunu göstereceğim. Umarım keyifli bir video olur. Ben de şu an nasıl bir video çıkacağını emin değilim ama bakalım. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Şimdi kendi fakültemin önüne geldiğim zaman videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar kendi fakülteme geldim. Fen Edebiyat Fakültesi. Psikoloji bölümünü okuyorum. Zaten bu fakültenin içerisinde 20'ye yakın bölüm var. Buralarda görebilirsiniz. Şurada da bölümler yazıyor. Eğer burayı gelecek alan arkadaşlar varsa seneye falan, buradaki bölümlerden bu fakültede okuyup okumadığınızı anlayabilirsiniz. Birazdan derse gireceğiz. Fakülteye girişte kartlarla oluyor. Kartımızı da gireceğiz. Hadi bakalım. Lise gibi fakülte yapmışlar ya. Lise gibi fakülte yapmışlar. Arkadaşlar beklediğim üniversite sınıfı böyle değildi. Bu değildi. İyi işler. Kanalıma abone olmak ya. Selamlar arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an çekiyoruz abi. Pozer. Talarıyız. Evet canım. Evet. Arkadaşlar burası fakültemizin içi. Fen Edebiyat Fakültesi. Bura bahçe. Buraya çıkacağız. Arkadaşlar buradan Süleyman Demirel Üniversitesi yetkililerine seslenmek istiyorum. Söyleriz. 3,5 liram gitti. 3,5 lira. Şuraya birazcık yakın çıkayım alabilir miyiz? Bakın. İçeride paralar kaldı. Aa, senin mi paralar? 3,5 liram. 3,5 liram. Aşağı inmiyor paralar. Buzum var. Su da yok. Okulda su yok. Gel şunu. İçemiyoruz gidelim, okulda su. Çeşme var kardeşim. Çeşmeden içebiliyoruz. Burada sadece kahveler var. Yalnız. İttirilmiyor. Kalmıyor. Kanka çok sert. Yutulduk. Para harika. Kalmıyor. Çok ağır. Burası da açık alan. Bum. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Boş bakın. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz. Bizim fakültemiz böyle arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Isparta'ya gelip de bunu yapmamak olmazdı. Şimdi ders bitti arkadaşlar. Yemekhaneye gidiyoruz. Orada amfiyi falan da sizlere göstereceğim. Bu bizim bina. Karşı taraf Güzel Sanatlar Fakültesi, kantin vesaire, kütüphane, yemekhane hepsi içinde. Bakalım orada videoya devam ettireceğim. Hadi bakalım. Gel bir şey yapayım. Ben gireyim, iptal edeyim. Arkadaşlar normalde internetten yükleme yapılıyor ama eğer internetten yükleme yapamayan arkadaşlar gelip buradan yemek fişi alıp yemekhaneye girebiliyorlar. Yemekhaneye de kartla giriyoruz. Eşkal. Bugün ne yiyeceğiz? Teşekkür ederim. Sağ ol abi. Arkadaşlar yemekleri aldık. Böyle bir menü. Eğer haftalık fiş alırsanız 15 TL. Ama günlük 3 TL'ye geliyor. Eğer günlük alırsanız 6 TL'ye geliyor. 3 çeşit yemek var. Muzlarımız var. Muzlarımız var.
olması vesaire. Daha güzel menüler de çıktı oluyor. Tatları fena olmuyor. Değil mi Burak? Aynen arkadaşlar. Hepsi sevdiğim konuyor. Fiyatlar bundan sevdiğim. Hadi bakalım. Afiyet olsun bize. Yemeği yedik. Şimdi çöpleri döküyoruz. Arkadaşlar girişte bastığımız gibi çıkarken de basıyoruz. Arkadaşlar burası Güzel Sanatlar Fakültesi'nin kantini. Her şeyimiz burada neredeyse. Şurası kütüphane. Şurası işte kantinler. Burada yemek yiyebiliyorsunuz işte oturup falan filan. Burası da kantin. Şurası yemekhane. Demin çıktık yemekhaneden zaten. Burası amfi. Burada konserler oluyor. Şuraya stand kuruluyor. Burası komple öğrenci oluyor arkadaşlar. Öyle. Kütüphaneye de birazdan gireceğiz. Şimdi yemekten çıktık. Birazcık AVM turu vesaire yapıp en son 5 ile 8 arasına rezervasyon yaptırdım. Kütüphaneye o sıra göreceksiniz. Şimdi kantinde gidelim oturalım bakalım. Arkadaş çevrem çok iyi. Tokatlı var. Mersinli var. İzmirli var. Tokat. Uşak değil miydi sen? Tokat. Tokatlı var. Tokatlı var. Giresunlu var. Burada da Hataylı var. Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar karşı taraf bizim AVM'miz. Onun içerisinden de birazdan kesitler alacağım. Ama içeride bir sürü kahveciler falan var. Oraları birazdan kesitleri göstereceğim sizlere. Şu karşı taraf İSUBU. Isparta Uygulamalı Bilimler. Bu bina komple öyle. Şurası oranın kantini. Oralara da gidebiliriz belki birazdan. Bakalım. Arkadaşlar burası AVM. Burada dönerciler, yemekçiler falan var. Pizza vesaire şeyler var. Birkaçını da yedim. Memnun kaldım yani. Burada şansımıza bugün konser varmış. İnşallah sesim güzel geliyordur. Şurası Gloria Jeans. Yani fiyatlar orta bir şey. Bir ara çayı 6 lira verdikten sonra bir daha gitmeme kararı aldım ama Türk Telekom vesaire var. Şuralarda da kafeler var. Bakalım. Arkadaşlar burada bazı kafeler var. Kronotrop, Sir Winston, Simit Sarayı, işte Sarıyer Börekçisi. Şurada bir kafe var. Okulun içindeki okey oynanan nadir yerlerden birisi. Herkes bilmiyor olabilir. Şurada bir yerde okey oynanıyor. Burada okulumuzun iki tane şeycisi var zaten, fotokopicisi. Bir tanesi burası, hem de kırtasiye. Şurada Migros Jet var. Bu çok güzel bir şey yani. Herkese nasip olmaz, değil mi arkadaşlar? Orada beni dinlemeyin. Arkadaşlar burası bizim otobüs binme duraklarımız. Ana durak. Bazı otobüsler oradan bindiriyor. Bazıları buradan bindiriyor işte. Numaraları farklı. Şurada ATM'ler var. Halk Bankası, İş Bankası. Bu arada bilgi de vereyim. Vakıf Bank, Ziraat Bank, Halk Bankası kendi aralarında para kesintisi yapmıyorlar bir ücret çekerken vesaire. Onu da bilgilendireyim. Kamu spotu bitmiştir. Hadi devam. Arkadaşlar sizin için geldik. Fakülteleri geziyoruz. Sağ tarafımız tıp. Sağ aşağımız tıpın eski binası. Onları göstereceğim şimdi sizlere. Şurası diş olması lazım. Arka kamerayı alınca alınacaksınız. Arkadaşlar buranın tıp fakültesi derslikleri. Burası. Aşağıda tıpın eski binası var. Burada ebelik bölümleri vesaire var. İşte hemşirelik, diyetisyenlik vesaire falan filan. Şurası diş fakültesi olması lazım. Oraları da sizlere gösteriyoruz. Arkadaşlar burası tıp fakültesi. Karşısında da diş hekimliği fakültesi var. Böyle yani bunların şeyleri güzel. İçerisine girebilirsek göstereceğiz sizlere dersliklerini vesaire. Aşağıda da hastanemiz var. Şurada dağ var. Arkadaşlar burası hukuk fakültesi. Hukuk derslerinin yanında bazı dersler de oluyor. Sivil Havacılık Yüksek Meslek Okulu. Farz et bu aşkı hiç.
Adalet Meslek Yüksekokulu, işte birkaç tane daha bölüm dersleri oluyor burada. İşte fakültesi. Burası üniversitenin neredeyse en içerisinin en yeni olan binalarından bir tanesi. İBF ile beraber. İşte arkadaşlar. Bu Isparta'nın gülü. Arkadaşlar burası Isparta Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin içerisinde 2 yıllık bölümler var. Binası kantini kendine ait arka tarafında. Burası da fena değil yani arkadaşlar. Bu da böyle bir yer. Buradaki olan dersler, karşıda da derse giriyorlar bazen. Karşısı hukuk fakültesi zaten. Öyle. Karşıda da güzel sanatlar. Oraya gidiyoruz. Burası kütüphane. Şimdi giriyoruz. Yine kartla giriş oldu. Kart bile basmadı. Dedi ki makine okut dedi. Ben de elimin içine aldım kartı, okutuyormuş gibi yaptım. Bunu üniversitenin hesabı izleyecek. Rektör. Biliyor musun? Rektörümüze. Şurası bilgisayar alanları. Oradan da rezervasyon yaptırarak girebiliyorsun. Nus, burası çalışma alanları. İnternet var, onu falan göstereceğim. Her yere kartla giriliyor. Böyle. Kütüphanesi çok güzel. Akşamları çorba dağıtımı vesaire. Niye sen her yerdesin ya? Niye? Arkadaşlar bugünü de bitirdik. Kütüphaneden çıktık. Şimdi otobüs durağına gidiyoruz. Saat 8 civarı falan. Bir günüm böyleydi. Üniversitede bu kadar. Yani çok büyük değil. Gelecek olan arkadaşlar varsa bu videoyu izleyerek gelmelerini tavsiye ederim yani. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.